İzmir Top ekranlarından herkese merhabalar, ben Şebnem Şengez. Ekim ayının ilk haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı zirveye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi İzmir Köykop Birlik Başkanı Neptün Soyer de katıldı. 160 belediyenin yanı sıra 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin katıldığı zirvede 3 gün boyunca tarımsal alanda yapılan çalışmalar, projeler ve kente özgü değerler ziyaretçilere aktarıldı. İzmir tarımı stratejisinin en önemli parçalarından biri olan Bayındır Süt Fabrikası'nın temeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Kılıçdaroğlu, Soyer üreticiden aldığı güçle fabrikalar kuruyor, her fabrika bir kaledir dedi. Ayrıca İzmir Oyun Festivali'nde gezerek gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dünyanın ve Türkiye'nin geleceğini gençlerin değiştireceğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Arama Kurtarma Dernekleri arasında işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Afete Hazır İzmir sloganıyla kente afetlere karşı dirençli hale getirmeyi ve acil durumlara müdahaleyi hızlandırmayı amaçlıyor. Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan büyük orman yangınlarının ardından CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortak kararıyla kurulan Orman Bilim Kurulu, çevrim içi yaptığı ilk toplantının ardından yüz yüze ilk kez Foça'da bir araya geldi. Buluşmanın sonucunda 11 Büyükşehir Belediyesi'nin ortak orman politikasının ana çerçevesi tarif edildi. Toplantının sonuçları 2021 sonbaharında kurul üyelerinin katkılarıyla bir rapora dönüşecek ve Büyükşehir Belediyelerinin imzasıyla ortak deklarasyon halinde yayımlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında önemli adımlar atıldı. İzmir Gençlere Kucak Açıyor adıyla planlanan yurt, dayanışma veya gönüllü aileye katılım seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk ayağı olarak misafirhanelere öğrenciler kabul edilmeye başlandı. İzmir Şehir Tiyatroları 1-3 Ekim tarihlerinde Türk tiyatro tarihinin önemli oyunlarından Azizname'nin galasıyla görkemli bir başlangıç yapıyor. Galası, İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesinde yapılacak olan Azizname oyunu, pandemi ve kısıtlı seyirci uygulaması nedeniyle 3 gün sürecek gala etkinliğinin ardından 6 Ekim'den itibaren İzmir Sanat'ta izleyicilerle buluşacak. İkinci Uluslararası Alevilik Bektaşilik Günleri etkinlikleri 1-3 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ve halka açık olarak Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. İlk gün sempozyum oturumlarının ardından ikinci gün Aşkla Semah Dönenler etkinliği olacak. 3 Ekim'de ise Erdal Erzincan ve Ender Balkır sahne alacak. İzmir Veteriner Hekimleri Odası yeni yönetimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyarette halk sağlığı açısından sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik planlanan çalışmalar görüşüldü. Başkan Soyer, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, kuduz aşısının yanı sıra iç ve dış parazit uygulamalarının yapılması için Veteriner Hekimleri Odası ile işbirliği yapmak istediklerini belirtti. İzmir'in haberlerini şimdilik noktaladık. Haftaya yeniden İzmir Top'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın.